Güzel arkadaşlarım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ocak başından, kahvaltı hazırlığından yine videomuzu, yeni videomuzu başlatıyorum. Dün Sude yağlaş istemişti. Yağlaş nedir? Yağlaş sütle nişastayı pişirmektir arkadaşlarım. Muhallebi gibi düşünün, çocuk maması gibi düşünün. Böyle koyu kıvamlı olur, üzerine de eritilmiş tereyağını dökeriz. Kaşık kaşık yeriz, bir nevi tatlı olarak düşünün arkadaşlar. Yanmıyor mu? Kamerayı ayarlarken süt taşar diye kapatmışım altını. Şimdi sütümü şekerle beraber kaynattım sayılır arkadaşlar. Nişastamı da ayarladım. Göz kararı yapıyorum. 2 kaşık nişasta ekledim. Koyu da olabilir. Cıvık da olabilir. Aslında annem yapıyor bunu da. Annem şimdi sabah erken kalkıyor. Ve şu an uyuyor. Ben de annemin ikinci kahvaltısı diyeyim. O babamla beraber kalkıp kahvaltılarını yapıyorlar, ilaçlarını içiyorlar. Sonrasında dışarıdaki işlerini falan toparlıyorlar, geliyorlar, böyle yatıyorlar. Şimdi babam da odasında, annem de odasında yatıyor. Ben de şöyle güzel bir yağlaş yapıyorum. Burada da soğanımı kavurdum, turşu. Onu da altına açayım. Yakmayayım diye kapattım öyle. Turşumu da akşamdan fasulye turşusu çıkarmıştık, suya bırakmıştık tuzlu olursa diye. Onu da baktım, tuzu güzelce çıkmış. Onu da kavuracağım. Çayımızı da demledim. Şimdi muhallebimizi bırakabilirim. Böyle biraz da ocakta fazla tutunca dibine de sarıyor. Kazan dibi gibi oluyor arkadaşlar. Dibinden yerken çok daha lezzetli oluyor. Şimdi bu haliyle bırakacağım bunu. Birazcık dibine sarsın, yansın. Süt, şeker, nişasta. Nişastayı suyla açıyorum. Tamam. Onun işi tamam. Şimdi turşumu da halledelim. Babam da odasına geçti yatmaya. Dedim ki kahvaltıya çağıracağım seni dedim. Beni kahvaltıya çağırma. Bana salata yap, beni öyle çağır dedim ona. Çok seviyor salatayı. Turşumu da ekleyelim. Kahvaltı hazırlığıma devam edeyim. Şimdi tereyağımızı da ekliyorum arkadaşlar. Şöyle. Yanmış tereyağımız. Kamerayla çok yapılmıyor iş. Tamam, böyle kaşık kaşık yiyeceğiz. Kaşık tatlısı gibi düşünün. Burada babamın salatasını da yaptım. 4 tane de yumurta getirdik. Hemen yumurtamızı da pişireceğiz. Masamıza alacağız. Yumurtamızı da şöyle büyük tavada yaptım arkadaşlar. Küçük tavada yapıp da sıkıştırmak istemedim. Şöyle. Masamız da hazır. Bakın şöyle babam da geldi. Babamın salatası hazır. Ben de bakın annem de kocacığım diyor. Ben de anneme benzemişim demek ki. Yaklaş baba, istersen yaklaş. Şimdi yumurtamızı da getireceğim. Suç mu kocacığım? Balımız, tereyağımız. Suç mu kocacığım deme. Suç değil de anne. Ayıp çok mı? Laf eden oldu. Ayıp mı? Kocacığım kocacığım neymiş? Her yerde kocacığım denir miymiş? Ben diyorum kocacığım kocacığım da. Yani. Kocam kocam da kocam. Aynen öyle. Paşam da paşam. Neyse ben yumurtaya bakayım. Şöyle. Kocamın diyor bana yalan. Neymiştik lan? Unutmuştuk lan ne yapmıştık. Yumurtamızı da alalım. Şöyle üstüne. Oh, coslattık. Turşumuz eksik. Turşumuzu da alalım. Şöyle. Tamam. Çaylar da Sude'cimden. Sofranın kralı da geldiyse, turşumuzu da getirdiysek tavasıyla. Bir tava turşu kavurma demiş çünkü. O zaman bize afiyet olsun arkadaşlarım. Allah bereket versin. Allah'ım olmayanlara da versin. Kimseyi açlıkla, yoklukla imtihan etmesin inşallah. Arkadaşlarım yorulan gidiyor yatıyor, sonra uyuyor uyuyor uyanıyor, değil mi baba? Ya. Babam sabahtan bahçeye gitmiş.
çalı çırpı çekmeye. Biz de halıları bu tarafa çektik annemle. Öyle. Uyudu uyudu, uyuyamadım diyor. Uyumadan olmuyor değil mi baba? Uyuyamadım ya. Ben de uyumuşum arkadaşlarım. Annem de mutfakta uyuyor. Sen yine eski gözlüğü taktın ya. Eski gözlük baba, onun faydası yok ki sana. Siyah çerçeveliyi takacaksın ya. Siyah çerçeveliyi takacaksın baba, siyah. Ah babam. Annem de mutfakta uyuyor. Sude odada uyuyor. Ben de yeni uyandım, uyandım arkadaşlarım, konuşamadım. Vallahi ben de uyumuşum arkadaşlar kahvaltıdan sonra. Videomuzun ayarlamalarını yaptım. İşte sizlerle buluşturdum. Ondan sonra üstüme bir ağırlık çöktü. Dünkü halı yıkamanın yorgunluğu diyelim. Azıcık öyle bir saat falan uyumuşum. Uyandım, balkona gelmişim. Balkonda güneş vurunca böyle sıcak beni burada bir bunalttı gibi oldu. Ondan sonra şimdi dinlendim gibi oldum işte. Kalkacağım, birazcık böyle işleneceğim yine. Bugün daha bir sıcak geliyor bana. Bilmiyorum, uzun kollu var üstümde diye mi acaba. Bugün daha bir sıcak geliyor düne göre. Artık hani sıcakların da olması gayet normal. Çünkü fındıkların içinin böyle artık fındıkların kızarması, dolgunlaşması lazım. Herkes toplamaya başladı zaten. Öyle işte güzel arkadaşlarım. Annem çamaşırı da asmış. Sude dünkü çamaşırları topladı benim astığımı. Şimdi ben diyorum ki tüllerini falan bir yıkayayım, camlarını sileyim annemin. Mutfağa da bir el atacağım ama. Bakalım onu ne zaman yapacağım. Kendimi de çok böyle fazla yormadan yapmaya çalışıyorum ama yetişir mi, yetişmez mi bilmiyorum. Gelmişken faydam da dokunsun istiyorum. Öyle. Güzel arkadaşlarım, sizler de iyisinizdir inşallah. Yorumlarınızı okudum, az önce cevap vermeye çalıştım. Cansınız. Allah razı olsun. Güzel bakıp güzel gören bütün arkadaşlarımdan, benim yanımda olan, yanımda olduğunu hissettiren bütün güzel arkadaşlarımdan, sizlerden Rabbim razı olsun inşallah. Ne mutlu bize. Bakın böyle bir platform var ve burada her gün buluşuyoruz sizlerle. Hayatı, gerçek yaşanılan şeyleri, gerçek hayatları paylaşıyoruz diyeyim. Yani böyle hiç kurgu olmadan neyi yaşıyorsak onu paylaşıyoruz. Sizler de anılarınıza gidiyorsunuz, eskiye gidiyorsunuz, eskiyi yad ediyorsunuz. Belki bambaşka, daha farklı duygulara kapılıyorsunuz, yaşıyorsunuz. Ne mutlu bize, bir arada olabiliyoruz. Çok şükür Allah'a. Koşulsuz, şartsız yanımda olan bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Yani ne kadar teşekkür etsem azdır. O zaman kalkayım ben yavaştan. Evin içi serin, dışarısı sıcak, evin içi serin. Üstüme de şöyle kısa kollu tişört bir şey bulabilirsem ona bir bakayım. Ne bağırıyorsun gı? Ne yatıyorsun gı? Yatıyoruz, yorulduk. Yatalım mı? Elemanın anasını atıyor. Yorulduk, yatıyoruz Talih yenge, ne yapalım? Hayır, gidin bahçeye doğru, başa gidin, fındık topla. Bak bak, sen değil miydin erkenden toplatma fındığı diyen? Hayır, toplanmış yerlere gitti. Hani nerede var toplanmış yani? Evin işi bitti de Talih yenge. Annem mutfakta yatıyor, yoruldu yorul. Ben tutarım anamı, atamazsın. Talih yengem kızdı. Gel gel. Gelme de sen de geleyim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin. Hoş geldin. Biz gelene kadar sen geldin ha. Ne yapayım? Bakayım kimse yok. Ne yapayım? Ahmet'e de dedim ki. Azıcık dedim mayalık değiştireyim dedim. He, işin düştü de geldin. Yok mayalık o zaman. Nasıl mayalık değiştirmeye gelmedi. Ahmet'i kandırdım. Ha tamam. Ne yapıyor baba?
her gün buradan gidiyorlar buna. Kahveler içildi arkadaşlarım. Tahliye yengem sarı çiçek dikecekmiş. Nereye dikeceksin? Kahveye. Seneye ben de dikeceğim diyor. Yeni naftalin bu ya hocama da. Dişi gelişi kestirme. Talinge şimdi ben camı sileceğim. Öldürmeyeceksin ki. Yıkasam aşağı giderler de. Bir ölmezler. Ölmesinler zaten. Niye ölsünler? Ben ölmesini razıyım. Ben de. Bazen kızıyorum ya. Anam şu hep çiğnedim evde. Güzel ilaç almış. Annemin evini karıncalar basmıştı arkadaşlar. Babam da ilaç almış. Yaptım ya. O şeyler susamış kız. Eymen sulasa ya anne. Çocuk sıkılıyor zaten. Sude çıkmayınca çıkmaz o. Tahliye yengem şu sarı çiçeklerden dikmek istiyor. Tahliye yengeme terliği verdik arkadaşlar. Ona gittiğim zaman terliği... Elinde ya. Ayağımda ev terliğiyle geri gelmişim. Yürüyerek geldim. Anlamadım tahliye yenge. Kapıda oturduk ya sizin kapıda. Peki burada çıkardın mı? İçeri girerken. Tabii canım çıkardım. Ha, normal terlik. Sonradan diyorum ki anne diyorum bu terlik kimin diyorum ben de. Ben soruyorum bu terlik kimin? Nereden geldi bugün? Sonra hatırladım tahliye yengem nerede giydim ya ben bunu dedim yeşil gene. Hiç tanımadım bu soruyorum. Haydi haydi çuval yapmaya haydi. Ha? Çuval yapmaya amele gelecek yarın. Gerçekten değil mi? Yapabilir miyiz biz annemle? Yapabilirsiniz. Kaç çuval lazım? 5 çuval lazım, 5. 5 çuval. Ha, 5 çuvalı vardı herhalde, bilmiyorum. Hmm, i̇yi tamam, biz bakalım o zaman. Kapıyı mı? Ha, tamam, tamam. Tahliye yengemle kahvemizi içtik, gördüğünüz gibi onu uğurladım. Ocak başına geçtim. Dün akşam annem fasulyeyi kırmıştı, hazırlamıştı arkadaşlar. Demişti kızım hazır olsun, yemeğimizi yaparken hemen alırız, yaparız demişti. Ben de şimdi hazır fasulyeyi soğanımı doğradım, domatesimi doğradım. Tencereye aldım. Üstüne de sarımsağını ekledim. Tuzunu, şekerini ekleyeceğim. Ondan sonra vallahi camları silecektim. Anneme yardıma mı gideceğim, camları mı sileceğim bilmiyorum. Anneme bir sormam lazım, danışmam lazım. Hangisini yapmamı istiyor? Çünkü yarın günlükçülerimiz gelecek, amelemiz gelecek ve fındığı toplanacak babamın arkadaşlar. Gülbin'den haber geldi. Ya pazar ya pazartesi diye konuşmuştuk. O yüzden yarına diye netleşti. Şey yapmam lazım. Annem çuvallarını falan ayarlaması lazım. Neyi yapacağımı bilmiyorum. Yani şimdi anneme bir danışayım. Ona göre şekilleneceğim ben de. Dediğim gibi camlarını falan, camların türlerini halledeyim diyordum ama. Şimdi fındık şeyi telaşı da girince işin içine netleşince. Çuvalları da hazır değilmiş galiba. Bir bakacağım. Ona göre şekilleneceğim, anneme yardım edeceğim, dışarının işini halledelim. Çünkü sabahleyin saat 8 gibi amele bahçeye girecek, akşam 5 veya 6'ya kadar fındık toplanacak işte. İnşallah her yer biter arkadaşlar, fındık az ama her bir dal çekilecek, toplanacak. Bütün bahçede gezilecek, babamın da yaklaşık 9 dönüme yakın yeri var. Öyle güzel arkadaşlar, öyle. Şimdi tuzunu, şekerini ekleyeyim. Fasulyemiz pişerken bir gideyim anneme bir danışayım bakayım ne isteyecek. Yardım mı isteyecek yoksa sen evin işini yap kızım mı diyecek bilmiyorum. Şekeri de ayarlayayım, kapağını da ayarlayayım. Yemeğimiz pişsin. Anneme bir sorayım, annem başladı çuval işine. Kolay gelsin, bereketli olsun. Allah bereketini artırsın. Gel amin. Buraya. Ne yapayım anne, geleyim mi, camlara mı girişeyim? Gel bunu yapalım, camı bırak ya. Gel bunu yapalım, camı bırak ya. Yanına çuval lazım ya. Fındık çuvalı almadık kaç senedir. Geliyorum. Hadi. Fındık çuvalı almadık kaç senedir diyor. Şimdi yarın ameliler gelince de fındık toplanacak, çuvallara doldurulacak. Gideyim ayarlayayım, yardım edeyim. Şöyle fasulyemiz pişsin. Annem çakmağı istedi arkadaşlar. Çakmağı alacağım. Gidiyorum ben de. Hiç dışarıda yapılacak iş varken evin işi gücü yapılır mı? Yapılmaz. Ama dün de yorulmuşum arkadaşlar. İdmanlı değilim. Antrenmanlı değilim. Halı yıkarken bayağı bir yoruldum. Bugün de böyle birazcık dinlenmiş gibi oldum. Yaparız.
Hallederiz, onu da yaparız, hallederiz. Şu fındık işi bir hallolsun da arkadaşlar. En önemlisi fındık işi. Fındık toplanıp şu harmana bir insin, bir gelsin. Ondan sonra her şey yapılır yani. Evin içinde olan her şey yapılır. İnşallah yağmur da yağmaz. Anne, yağmur yağmaz inşallah yarın. Allah'ın dediği. Öyle, Rabbimin dediği olur. Allah'ın dediği olur dedi. Öyle anne, Rabbim ne emrettiyse olur. Şimdi hemen kameramızı çeviriyorum ve annem neler yapıyor size bir göstereyim. Annem pancar boyamayı. Dur bir kamerayı çevireyim de. Evet Fatma Hanım, söyle bakalım. Kara pancar. Kara lahana. Kara pancar. Pancar tohumlarını, sadece pancar tohumu mu anne? Kız, çiloz horoz dışarıda mı? He. Ana! Çilorozum. Çilorozun yeğeni niye çıktı? Bakın arada. Arada bakın. Tam kırmızının altında. Bak ben geldim ben. Gelecek misin? Gelme. Anne, horoz dışarıda, beni çağırıyorsun sen de. Arkadaşım, evet. Aradan aradan bakıyor bana valla. Arkadaşım dediklerim vurdu beni anne. Bu da onlardan biri. Hay Allah'ım yarabbim. Şöyle. Kışlık. Şimdi. Oradan ayakkabımı aldı geldi. Nereden? Annem lastiğini istedi. Ahıra girecek herhalde. Terlikle girmek istemedi. Horozu da çıkarmış. Korkuyorum vallahi ben horozdan. Horozdan korkarım tabii. Şimdi bu tohumları çuvallara koymuş annem arkadaşlar. Sen ahıra mı gireceksin? Su vereceğim. Tohumları toplamış, çuvallara koymuş. Çuvallara da fındıklar doldurulacak arkadaşlarım. Çuval önemli. Çok önemli hem de. Gözüm horozda. Ne kadar çok çuval olursa fındık toplama işi o kadar hızlanır arkadaşlar. Çünkü bahçeden aşağıya çuvalı getirip fındığı boşaltıp tekrar yukarıya çuvalı götürmek sıkıntı. Hani herkesin kovasını, işte tenekesini, göceğini, göcek deriz biz, sepetini, fındığı neye topluyorsa onu bir an önce çuvalın içine boşaltmamız lazım. Gelen işçinin yavaşlamaması için halletmemiz lazım. Vallahi bir taraftan da arkamı kolluyorum, korkuyorum. Ondan sonra dediğim gibi ne kadar fazla çuval olursa iş o kadar hızlı gider, hızlı yürür. En son çuvallar bahçede böyle kalır, arkadan da toplanır arkadaşlar. Bir taraftan taşınır, bir taraftan da işte doldurulur. Efendim anne. Bak Yasemin çiçeğimiz bu sene çiçek açtı, hiç görmemiştim öyle. Çok kocamış ama anne, o tazelemek lazım. Yok, onu. Böyle ağaç olacak, duracak. Önceden daha güzel, bol bol açıyordu. Bu şimdi zamanı değil ki. Ha, o yüzden şaşırdım. He. Araya Yasemin girdi. Azıcık da araya şöyle mandalina girsin arkadaşlarım. Benim mandalyam da var. Babam mandalyası. Bakın. Bak şu sarı bir, kırmızı bir deyem var. Şu arkadaki kırmızıyı mı diyorsun? O yenmiyor ki. Evet, süs. Bunu tavuk gibi de tavuğun yumurtasının sarısı kayboldu. Ya. Baksanıza mandalinalarımıza. Nasıl güzel, nasıl güzel olacak. Böyle çuvaldan vurunca sıçramıyor. Çuval olmasa hep kaçıyorlar öyle. Ben de bir tane sopa alayım da şey yapayım anne. Burada var öyle şeyde. Çiçeğin dibinde. Odunun önünde. Bundan. Tamam. Şu işi halledeyim. Onları diyorlar. Tamam. Böyle vursam hep kaçıyor. Sağa sola yayılıyor da o zaman tohumu. He. Ben bir de fazla yine bırakıyorum. İsteyenlere veriyorum. Eğilip dikemiyorum ya. Hı hı. Bol bol ekiyorum her yere. Fide oluyor, sonra isteyene veriyorum fideleri. Her kolu da veriyorum, fide de veriyorum. Eğilip dikemiyorum ya. Yapıyorsun gene, yapıyorum maşallah anne. Orada yapıyorum işte. Hep kolay... Ben gideyim de şey alayım geleyim. Hep kolay yolunu seçiyorum. Çubuğu alayım geleyim de, horoz nerede acaba horoz efendi? Çakmağı ne yapacaksın anne?
kurtarmak için, koparmak için. Çığırmış. Takılmış, açılmış. İp bağlanmayacak mı çuvalların ağzına? İp bağlanacak. Abla, ablaların da yapacaksın. Şöyle kenarlarına sökülmesin diye. Kafam diyor ki, ne yapıyorsun kızım, 5 çuval yeter diyor. Neredesin diyor, aşağıdayım dedim. 5 çuval yeter diyor, nereye oturacaksın? Bunları ver, kenarda vur, al, öte taraftan eğildiği yüzleri vur. Buradan mı vuracağım? He, buraya gel. Güneş yüzüme geliyor Nilka. Arkan de, abriye gel. Neşe o yüzden şey yaptım. Beş çuval yeter diyor babam. İki etekte dolu yedi çuval. Üç çuval bunlar. Bunlar küçük hakikaten anne. Küçük çuval ya. Bunda çuval almadık. İki sene biz toplamadık ya bunu diyor. Söyleseydik alsalardı. Abimler. Bir türlü yapacak. Hadi parayı yazık. Anladın mı? Bir çuval diyorlar. Bir çekiyorlar. Bir türlü. Kırdım ha. Toplasak bir araya da üstten yok. Üstten alsak. Şurada bir kenar bunu. Ben ömrümde tuzum mu temizledim böyle? Bilemiyorum diyor annem. Bilemiyorum ben. Bilemiyorum vallahi arkadaşlar. Bence şey yapalım bak, uçlarından toplayalım. Zaten tohum ağır ya, altta kalacak o. Üstten üstten alalım. Elekten, listirden eleyecek. Böyle yapınca? Sen yapsın. Bu çuvalı versene. Yok yok, yine önüne çıkar. Buyur. Hayvan.
katıyorum da kıyma yiyin kıvamadım. Su işte. Evet, su gelmiş. Ama anne gene var ki işlerinde. Uzun değil. Bakayım görüyor. Bunu eriyebiliyorsak bunu eriyelim bir de. Eleni ya. Bir üstü var orada. Azıcık. Nerede? Küçük evde. Burada takım. Küçük ev şey. Arkada. Şuradık. Horoz nerede ki? Horozu burada da yürü. Alayım çubuğumu. Horoza karşı. Horoz kemre işte yürü. Kadın ettim, çöktüm. Şöyle ilistir. Bunu evde niye kullanmıyorsun anne? Fazla kullanıyorum. En çok evimden fazla burayı kullanıyordum ya. Ha, tek ayağı yok. Burasını yaptıracağım pazara. Bunun üstüne eleyeceğim. Eyvallah. Kuşum da lan onunla alıyor. Annem dedi ki sen usta ellere bırak bakayım dedi. Elimden aldı. Arkadaşlar. Sen tabure ne otursan anne. Oturunca öyle yapmış ya. Bırak ben yapayım devam. Bayağı da tohumluk çıktı. Ben yapayım bırak. Kim kime kıyamıyor belli değil arkadaşlar. Anam bana diyor ben ben yapayım kızım bırak. Ben ona diyorum ben yapayım bırak. Yapıyor ortak olsun. Ay boğazıma şey yaptık o zaman. Tohum işi tamam. Eve gidiyorum. Yemeğe bir bakacağım. Bir tencerede makarna koyacağım ocağa. Sunaylar geliyormuş. Sudeye koy dedim aslında da. Bir bakayım ne yapmış çocuğum. Bunu almasın da. Sunaylar da gelir birazdan. Oh. Köy işleri, köy işleri. En güzel işler. Vallahi keşke köyde yaşasam. Keşke şöyle bir evim ocağım olsa da köyde yaşasam mis gibi. Makarna suyumuz kaynamış. Eymene şekerli börek yapmış Sudeciğim. Dedim kızım aç kalmayın, aç durmayın. Çocuğun canı ister söyleyemez. Hani ablasısın, çekinir belki dedim. Aç bırakma çocuğu dedim. Şekerli börek yapmış ablası. Fasulyemiz de böyle pişiyor. Şimdi makarnanın tuz koydun mu Sude? Tamam getir yavrum makarnayı da. Haşlansın. Bulamadın mı? Geliyorum ben. Tamam. Şöyle boncuk makarna koydum. Eskiden de biz çocukken de babam, annem böyle 5 kiloluk mu 10 kiloluk mu ne torbalarda alırlardı. Arkadaşlarım. O çocukluğuma gittim yani. Yine annem öyle fazlaca almış. Parası olunca öyle toptan alıyor gibi oluyor. Çünkü sürekli çarşıya inemiyorlar gibi oluyor. Parayı bulunca da alıyorlar öyle işte. Çocukluğuma gittim vallahi. Belki sizin de öyle dönemleriniz olmuştur. Şimdi bu da haşlansın. Ben bir annemin yanına ineceğim yine. Bir yukarı bir aşağı kontrol ederim. Sudeciğim takip edersin yavrum. Tamam. Şöyle annemin güzelliklerinin, çiçeklerinin, böğürtlenlerinin arasından tekrardan yanına gidiyorum. Bunu da ben getirmiştim anneme. Samsun'daki Atakum'daki eskiden beri izleyen arkadaşlarım bilir. Bahçemiz vardı orada. Küçük bir bahçemiz vardı. Kiradaki evimizde işte Atakum'da. Orada sökmüştü Ali. Çöpe atıyordu. Ben de getirmiştim böyle anneme. Şeyin kavanozun içinde, suyun içinde bekletmiştim. Getirmiştim böyle. Nasıl güzel olmuş bakar mısınız? Kurumuş gitmişti ben getirmeseydim. Burada böyle can buldu, hayat buldu. Arkasında da böğürtlenlerimiz. Evet aşılı böğürtlenmiş arkadaşlarım. Ben ahududu sanıyordum ama değilmiş. Onu da öğrenmiş oldum sizlerden. Sarı çiçeklerimizin, şu güzel çiçeklerimizin arasından giderek, geçerek gidiyorum anacığımın yanına. Ay. O kadar huzurluyum, o kadar mutluyum ki burada. Anlatamam size o tarifi. Nah.
Ne yaptın anne? Ha, bitti mi? Bak 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 bak. Bak bana bakıyor oradan bak. Az göy anne az geriye. Ha. Oğlum Çilli mi geldi? Çilli ben geldim Çilli. Öt bakayım öt oğlum. Niye geldin de sor. Öt bak öt oğlum. Senden önce ben vardım buralarda. Hadi, hadi bakayım. Ha? Hadi, nasıl bakıyor nasıl bakıyor? Çok Çilli'm benim. Çok fena horozun çok. Babamla çuvalı deliyoruz arkadaşlar. Annemle çuvalları ayarladık. Şimdi de babamla. Kim o? Kendim ya. Babamla şimdi çuvalların ağzı bağlanacak ya. Onu ayarlıyoruz arkadaşlar. Bak şöyle ipi bağlıyoruz böyle. Eymencim de yardım ediyor bana çocuğum. Çuvallar fındıklar doldurulacak. İple bağlanacak bir güzel. Ben bağlayayım mı baba? Daha bağla bağla. Daha bağlanacak. Birkaç düğüm daha atayım. Ondan sonra hazır sayılır. Tam tamına 16 tane çuvalımız var arkadaşlar. Arı arkadaş da geldi. Heh, gitti. 16 çuvalımız var. Şöyle iç tarafı alacağım. Yağmur yağarsa ıslanmasın. İnşallah yağmaz baba yarın. Yağmaz. Yağacak gibi görünüyor. Karardı öbür taraf. Yavaş yavaş kızım ya. Bilmem. Yağarsa yerine mülküne yağacak. Baksanıza hava karardı. Yani yağmur bulutları geldi. Halılarımız da burada böyle kurumaya devam ediyor. İnşallah yağmaz. Vallahi arkadaşlar. Yağarsa da açar inşallah. Şu çuvalı bırakayım da ıslanmasın. Gece yağar falan biz uyurken. Hazırladık bakalım hazırlığımız. Tamam diyelim. Ah! Bu daha güzel oldu ya. Bütün böcekler gelecek şimdi baba. Gelmez. Kızım gelmez. Ebeğim seni çağırıyor. Babam taktı lambayı arkadaşlarım. Hah, annem de kapattı. Kim kapattı? Babam kapattı. Çok ya ha uyur evet odaya vuruyor. Tam camın bakalım. Önde ya. Bence iyi yaptım. Sunay buraya da böcek geliyor. Evin içine çok giriyor. Evet kapatın. Sineklik var. Neyse yapacağız bir sizin şeyler. Sizin elinize alışkın değil ki sineklik kapatmıyorsunuz eliniz. Kapatıyoruz kız. Ha. Kapatıyoruz. Ne yanıyor? Kapattım. Kapattı değil. Daha güzeldi. Daha aydınlık oldu tabii. Daha güzel oldu. Bu odamla mı? Bakın arkadaşlarım bakın gelinimize hizmet ediyorum. Kahvesini yaptım. Kahvesini yaptım. Dün akşam böreklerini yaptım. Allah razı olsun. Amin işte. Cümlemizden. Ben yaparım ben yaparım. Kız dedim ne var bir kahve yapmadan. Sadece televizyon. Ne var bir kahve de dedim yani. Balkonumuzun değişen aydınlık ışığının altında hemen sizlerle kapanış yapmaya geldim. Diğer tarafı da açmışım. Sunaylar televizyon odasında yatıyor. Orayı da açmışım rahatsız etmeyeyim. Hemencik kapanışı yapayım. Olup bitenleri anlatayım ve gideyim arkadaşlar. Şimdi yarın amelemiz gelecek biliyorsunuz. Sabahtan ameleler alınmaya gidilecek. Ondan sonra neyse mutfağa geçeyim ya. Mutfağa geçeyim rahatsız etmeyeyim. Yorgunlar zaten. Evet rahatsız etmeyeyim diye mutfağa geldim arkadaşlar. Dediğim gibi çok yorgunlar zaten. Akşama kadar daldan sallandılar. Yarın da bizim dallardan sallanacaklar. Sabahleyin amelemiz gelecek. 10 amele gelecek. Gideceğiz bahçeye gideceğiz. Yanlarında olacağız. Sabah erken kalkılacak. Bu akşam onun planlaması yapıldı. Halamın kızı ayarlıyor biliyorsunuz. Abimlerin gittiği yerleri de halamın kızı ayarlamıştı. İşte kaç kişi gelecek, nereden alınacaklar, servisle geliyorlarmış normalde arkadaşlarım ve 3000 liraymış galiba servis ücreti. Abim dedi ki ben hallederim dedi. Amcamın oğluyla beraber onlar götürüp getirecekler. Allah razı olsun. Her şey o kadar pahalı ki arkadaşlar. Günlük 1500 lira. 10 amele gelecek 15 bin lira işte götürmesi getirmesi şunu bunu bilmem ne bir sürü işte ferrat. İnşallah hani çıkan fındık bahçeden çıkacak olan mahsul masrafını karşılar diye düşünüyoruz dua ediyoruz. Vallahi çünkü fındık çok az var belki dolgun olur tanesi az olur ama içi dolgun olur daha ağır gelir. Gerçi birçoğunuzun bilmediği konular bunlar o yüzden çok fazla teferruata girmeye gerek yok. Bakalım Allah bereketle eylesin inşallah güzel arkadaşlarım. Allah'ım kimsenin emeğini boşa çıkarmasın. Yarın inşallah babamın fındığı Harman'a evimizin önüne işte Harman diyoruz oraya gelecek. İnşallah bütün bahçe biter geriye bizim toplamamız gereken fındık kalmaz. Onun için hani uğraşacağız. Bakalım.
Dua edin güzel arkadaşlarım, dua edin. Rabbim kimsenin emeğini boşa çıkarmasın. Sizlerin de, bizlerin de, evlatlarımızın da, hiç kimsenin. Rabbim emekleri boşa çıkarmasın. Öpüyorum, sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hemen uyumaya gitmemiz lazım. Sabah erken kalkacağız. Videomuzu ayarlamam lazım benim. Herkes elini eteğini çektikten sonra ben video düzenlemeye başlıyorum sizlerle buluşabilmek için. Lütfen beğenmeyi, puan vermeyi unutmayın. Yorum yapmayı, yeriz bacınıza destek olmayı unutmayın. Benimle beraber burada olan bütün can bacılarım, gözünün içine baktığım, beni severek izleyen güzel arkadaşlarım, can bacılarım. Hepinizi öpüyorum. Hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.